İzlenmek için aynı konuları aynı şekilde 20 defa konuşup BTK'nın gözüne sokmayan ve çocukların eğlencesini elinden almayan kanala hoş geldiniz. Ben Doğucan. Önceki videoda Roblox'a erişim engeli getirdiğini anlatmıştım size. Sitem etmiştim. Bu videoda da bence bunun başta nedenlerinden bahsedeceğim. Hemen zaten başta görmüşsünüzdür. Başta yapıştırmışımdır taktiği arkadaşlar. Eleştiri kanalları. Bence ben bunun yeni türeyen eleştiri kanalları olduğunu düşünüyorum. Hızlıca yükseldi bu eleştiri kanalları zaten şu anda. İsim vermeyeceğim ben çünkü telif atacaklarını düşünüyorum açıkçası. İsim vermeden eleştirmem gerekirse başlıklarını size söyleyeyim. Aptal Brawl Stars kanalı, Ucube bilmem ne, Roblox'ta şöyle bir oyun buldum, Wattpad'de fetiş hikayeleri yazıyorlar, Wattpad'de milleti anasını karısını sikiyor. Bu şekilde kendileri 20 tane video ürettiler. Önce Wattpad hakkında, sonra Roblox hakkında. Ve ne tesadüftür ki önce Wattpad sonra da Roblox kapandı. Şimdi bunlar Roblox'ta, evet, Roblox'ta seks oyunları var. Bakın tamam, Roblox bazı çocukları kötü etkiliyor. Roblox yayıncıları bazı çocukları kötü etkiliyor. Bununla hemfikiriz değil mi? Tamam, bununla hemfikiriz. Abi o kitleyi ölçmek lazım. Roblox'ta seks oyunlarından kötü etkilenen kitle yüzde kaç? İyi oyunlardan etkilenen, yani iyi oyunlardan bir şeyler öğrenen, hatta öğrenmeyi istedi, eğlenen kitle kaç, anladınız mı? Kendim adına konuşmuyorum şu an. Benim Roblox'un kapanması benim sikimde değil. Ya sikimde de anladınız yani, eğlenmek için değil. Roblox kapansa benim eğlencem kısıtlanmaz arkadaşlar. Benim 50 bin tane oyuncak oyunum var. Anladınız mı? Ben niye Roblox'un kapanmasını önemsiyorum? Sonrakilere de bulaşmasınlar diye. Sonraki uygulamaları, oyunları kapat, oyunları kapatmasınlar diye. Bakın Roblox'tan sadece eğlenen çocuklar mesela %80-90'dır belki Türkiye'de. Onların eğlencesini elinden almaya ne gerek var? Wattpad'de evet fetiş hikayeleri var. Evet ne bileyim artık. Sizin söylediğiniz gibi seks hikayeleri var. Peki bundan etkilenen bir çocuk, 13 yaşındaki bir çocuk bunları havalı bulabilir. 13 yaşındaki bunları havalı bulan çocuk, bunları seksi bulan çocuk, bunları azan çocuk 5 yıl geçtiğinde bunlara etkilenmeyecek, kendinden pişmanlık duyacaktır. Çok küçük bir kısmı bunlara etkilenip tacizci olabilir. Ne yaparsın? Hapse atarsın. Herkes kendisinden sorumludur. Anladın mı? Bir toplumda bakın, bir uygulamayı kullanan 5000 kişi varsa, 5000 kişinin 100 kişisi bundan kötü etkileniyorsa, geri kalan 4900 kişi için uygulamayı kısıtlamayız. Buradan eğer cevap verirlerse, buradan bana küçük bir kanalım cevap vereceklerini sanmıyorum ama verecekleri cevabı ben tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Biz bunları yaparken, bu videoda yaparken BTK'nın denetlemesi gerektiğini, kapatması gerektiğini düşünmüyorduk diye büyük ihtimalle kendileri savunma yapacaklardır. Yalan söylüyorlar. Gözünüzün içine baka baka bak, yalan söylüyor isteyecekler eğer bunları söylerlerse. Gözünüzün içine baka baka. Çünkü daha önce Türkiye'de birçok şey kapandı. Bakın yaşı daha biraz daha böyle genç olup yani daha yeni ortaokula geçmiş arkadaşlar bilmeyebilir. YouTube 9, 8-9 defa kapandı Türkiye'de. Twitter deprem zamanı kapandı. Birçok kapanma ardı ardına geliyor şu anda. Geçmişte de oldu. Wikipedia kapandı 5 yıl boyunca. PayPal kapalı. Gerçi PayPal'ın olayı biraz farklı, onu kapatmayacağım o yüzden ama. Bunları siz yaparken BTK'nın denetlemeden kapatacağını biliyordunuz. Bakın açık açık söylüyorum, biliyordunuz. BTK'nın denetleyen bir firma olmadığını, denetleme alışkanlığına sahip bir firma olmadığını biliyordunuz. İnsanların gözünün içine baka baka eğer bu şekilde derseniz çok büyük yalan söylemiş olursunuz. Anladınız mı? İnsanların eğlencesini 3-5 izlenme için elinden almak sizce mantıklı mı? Aynı Shorts kanallarını 20 defa, aynı içeriği yapan Shorts kanallarını 20 defa eleştirilmez. Aynı oyun 20 defa eleştirilmez. Aynı olay 500 defa eleştirilmez. Ben şu an Roblox erişim engeli getirildi ya. Bunun hakkında bir tane açıklama videosu, yani haber videosu çektim size. İnsan haberdar olsun diye, tekrar tekrar denemesin diye. Bir de bunun sebebini kendime açıkladım. Gidip bundan 5 tane video çekmeyeceğim mesela, anladınız mı? Ne olur arkadaşlar, siz bunları izlemeye devam edersiniz. Bunlar sonrasında Brawl Stars atar, Brawl Stars kapatır. Sonrasında League of Legends'ın toksik kitlesini sarar, League of Legends kapatır. Sonra Valorant kapatır. Sonra TikTok kapatır. Sonra Twitter kapanır. Yani elinde böyle influence olan arkadaşlar, toplumu yönlendirme, toplumun fikirlerini değiştirme, büyük bir kitleyi yönlendirme gücüne sahip olan insanlar aynı şeyler hakkında 20 kere konuşursa tabii ki BTK'nın kulağına gidecek bu. BTK da yanlış olan bir şeyi denetlemeden kapatır. Denetlemeye çalışmadan, denetlemeyi denemeden kapatır. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bu evde oluruz. Roblox'un kapanması benim eğlenceme ket vurmaz. Ben giderim başka bir oynarım. Ama 10 yaşındaki bir çocuğun oynadığı oyunlardan birisini elinden aldınız belki ve birçok çocuğun oynadığı oyundan elinden aldınız. Başınızı yatağa koyduğunuzda nasıl rahat edebiliyorsunuz bilmiyorum. Ben edemezdim şahsen. Tabii herkesin etik kuralları farklı, etik anlayışları farklı diyelim. Buradan bu kadar olsun diyelim. Bundan sonra tekrar eleştiri tarzı yapar mıyım bilmiyorum.
Kendi konseptimize biz geri dönelim istiyorum. Çizgi roman anlatım, oyun hikayesi olsun. Ama bu dönem bu kadar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.